E-Racing Akademi olarak hep Sim Racing'den bahsediyoruz ama bugün sizlerin karşısına farklı bir konseptle çıkıyoruz. Bugün arkadaşlar biraz motorspor, biraz nostalji yapacağız. Evet, bilenler bilir, yaklaşık 15 sene evvel GP2'de yarışıyordum ve motorspor kariyerimin zirvesindeydim. Hayatımın en güzel, en zevkli günleriydi. Peki bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar biraz sizlerden, o eski günlerden bahsedeceğim. Biraz nostalji yapacağım. Biraz birkaç anım anlatmaya çalışacağım. Özellikle birkaç sürücüyle, bilinen sürücüler beraber. Buna ilave olarak o günleri Sim'de size yaşatmak istiyorum. Keza ben de yaşamak istiyorum. R Factor 2'de 2006 GP2 modu var. Kendi aracımla, bu araçla, kendimle İstanbul Park'a çıkacağım. Ve o zamanki tur zamanlarımı yapmaya çalışacağım. Ve bir sonraki içerikte de bir yarışa girip bakalım nasıl yarışıyor olacağım. Hep beraber göreceğiz. Ama gelin öncelikle isterseniz biraz nostalji yapalım. Biraz size GP2'den bahsedeyim. O sezonlardan bahsedeyim. 2006-2007 Petrol Ofisi FMS International, yani Petrol Ofisi'nin sponsor olduğu Fisichella Motorsport International takımında yarıştım. İlk takım arkadaşım Luca Filippi'ydi. Ondan sonra sezon içerisinde Giorgio Pantano'ya devretti onu. Giorgio Pantano hatırlarsınız, eski F1 sürücüsü, kendisi zamanında tecrübeli pilottu. Ve gerçekten agresif bir pilottu. Sürüş tarzını çok seviyordum. Böyle gerçekten tuttuğunu koparan bir tarzı vardı. Özellikle Monte Carlo'daki yarışı, Monte Carlo'daki attığı turlar benim için gerçekten en azından saygı duyduğum turlardı. Daha sonrasında tabii benim için o 2006 senesi çok yeni bir seneydi. Çünkü işte 2005'te Formula 1 Renault'da yarıştım. 2 litre arabalardan bir anda işte 200 beygirlerden bir anda 600 beygirlere geçmek, hani az downforce'dan yüksek downforce'a geçmek hakikaten benim için zor bir seneydi ama gerçekten muazzam bir keyif aldım. Ve daha sonrasında yine 2007 senesinde de aynı şekilde bu arabayla yine Petrol Ofisi sponsorlarında FMS International'da yarıştım. O zaman da Antonio Pizzonia vardı. O da eski bir F1 pilotuydu zamanında. Takım arkadaşım oydu. Tecrübeli bir takım arkadaşım vardı. Çok güzeldi. Daha sonrasında yine sezon içerisinde Adam Carroll'la değişiklik oldu. O da eski bir F1 pilotuydu bu arada. Yani kısacası arkadaşlar 2 sene içerisinde 4 tane farklı takım arkadaşım oldu. 3 tanesi de eski F1 pilotuydu. Yani aslında onlara karşı yarışmak hem zordu hem de bir nevi çok güzeldi. Çünkü onların tecrübesi, onların takıma katkıları, onun araç işte araç setuplarına, işte yarış bilgisi falan katkıları, her şey zaten benim için çok güzel bir tecrübeydi. O anlamda benim için hakikaten unutulmaz anlardı. Daha sonrasında işte 2008'de de Asya Kupası vardı. O kısa bir sezondu. Sezon öncesi sezon diyelim aslında. Gerçek yaz sezon öncesi bir sezondu. O da benim için güzel bir tecrübeydi. Orada da BCN Barcelona bazlı, yani Barcelona'da olan İspanyol bir takımla yarıştım. O da benim için güzeldi. Orada da takım arkadaşım Miloš Pavlović'ti. Kendisi de güzel bir sene yaşadık. Hatta belki benim için son yarışım Dubai yarışıydı. Çünkü o yarıştan sonra omuz ameliyatı olacağımı bildiğim için böyle son yarışım çok rahattım. Çok iyi giderken, hatta hani dördüncü pozisyonda giderken bir vites kutusu sıkıntısı yaşamıştım ve yarış herhalde benim için o işte yarıştım 3 sezon boyunca veya 2,5 sezon boyunca belki hayatımda o esnada yaşadığım en büyük hayal kırıklığı. Çünkü gerçekten çok iyi gidiyordum. Grosjean vardı. Grosjean'la kapışıyorduk ve hakikaten insan düşündüğü zaman aslında o 2,5 sene içerisinde çok şey yaşadım. Çok şey yaptım ve kendim için aslında unutulmaz bir tecrübeydi. Hatta şöyle bir şey de demek istiyorum. Yani şu anda önümde bir tane liste var. Şunu alacağım. O 2,5 sene boyunca en azından F1'e gitmiş veya F1 aracı kullanmış, testi yapmış veya işte herhangi bir kariyer elde etmiş yaklaşık 13 tane pilot var. İşte Hamilton, Piquet Jr., Degrassi, Buemi, Senna Jr., Glock, Pantano, Petrov, Bruni, Conway, Chandok, Nakajima, Valsecchi ve Grosjean. Bununla beraber yine işte Formula E olsun, WTC, ondan sonra WEC serileri derken bir sürü GT şampiyonlarında yarışan insanlar da vardı başka. İşte Jose Maria Lopez vardı hatırlarsınız, Andy Suşek, Hoping Tung, LMP2'de çok büyük başarıları var. Yelmer Burman, Bononomi, D'Ambrosio, Amar Müller, Ernesto Vizzo, Filippi. Yani baktığınız zaman arkadaşlar aslında zamanında yarıştığım pilotlar da iyi pilotlardı. Nereye baksanız 20-22 tane pilot saydım. Hepsi de şu anda yarışan ve kariyerli pilotlar. Yani kısacası o zamanlar bayağı dişli insanlara karşı yarıştım ve hala bazılarıyla arkadaş olmak, işte hala iletişim halinde olmak, onlarla en az arada sohbet etmek, görüşebilmek hakikaten büyük bir lütuf ve en azından kendim için diyeyim, yarıştığım dönemdeki pilotların
hakikaten seviyesi, kalitesi iyiydi. Ki onlar hala bugün bazı yüksek işte kategorilerde veya şampiyonlarda hem yarışabiliyorlar hem de iyi dereceler elde edebiliyorlar. Tabii soracaksınız bana, hani bu işte 2,5 sene içerisinde hatırladığınız veya unutamadığınız veya en azından böyle iyi veya kötü anılarınız var mı dersen, bunların içerisinde işte Degrassi ile olsun, Buemi ile, özellikle Glock'la birkaç tane yakın kapışmamız vardı birkaç tur boyunca. Onlar için aklımdan çıkmaz. Tabii ki Hamilton'ın hepimizi geçtiği bir 2006 İstanbul yarışı var. 2 viraj bile olsa, 3 viraj bile olsa en azından onda kapıştım bilirim. Hamilton'ın kecilme kötü bir şey değil bu arada arkadaşlar, yanlış olmasın. Birkaç tane ufak kazam da var tabii ki. Monte Carlo'da yaşadığım bir tane kaza vardı yarışta. O unutulmaz bir an benim için. Çünkü çok saçma bir kazaydı aslında. Safety car girmişti, güvenlik aracı. O esnada insanlar yol verirken tabii pist o kadar dar ve yarış çizgisinin dışındaki bölüm o kadar kaygan ki ben de o esnada insanlara yol verirken, yani biraz acemilik, biraz tecrübelisiz dersem, en azından olan oldu. Kısacası arkadaşlar, muazzam bir tecrübeydi. Çok güzel günlerdi. Ve sırf benim için değil, genel olarak ülkemizdeki motorspor için de çok güzel günlerdi. O zamanlar Formula 1 geliyordu, WTCC geliyordu, işte GT şampiyonları geliyordu, Renault Weekend gelmişti, DTM gelmişti, MotoGP gelmişti, 1000 kilometrelik İstanbul yarışı gelmişti. Yani bir sürü yarışma, organizasyon esnada geliyordu ve biz işte şu anki Intercity İstanbul Park'ta onlara ev sahipliği yapıyorduk. O yüzden gerçekten motorsporları anlamında altın yıllardı demek yalan olmaz. Ve tabii ki artık zamanında benle Can Artam devir aldığımız bu bayrağı artık dev edebileceğimiz genç pilotlarımız da var. Ayhan Can Güven, Cem Bölükbaşı, Berkay Besler gibi pistlerde, Formula araçlarında ve GT araçlarında çok başarılı giden, başarılar elde eden pilotlarımız var. Bununla beraber motosiklet tarafında zaten çok kuvvetliyiz. Kenan Sofoğlu'nun yarattığı akım ve öğrencileri zaten şu anda motosiklet şampiyonlarındaki motosiklet pistlerinde adeta kasıp kavuruyor. O yüzden bence motor sporlarında geleceğimiz parlak arkadaşlar. Evet, çok nostalji yaptım. Biraz sıkıldınız mı bilmiyorum ama gelin şimdi bu arabayı Sim'de kullanalım. Dediğim gibi R Factor 2'deyiz. İstanbul Park'tayız. Bu araçla o günleri hatırlamaya çalışacağım. Kullanırken size anlatmaya çalışacağım o duyguları. Ben 2007 İstanbul Grand Prix'sinde sıralama turlarında 1.36.0 yapmıştım. 15. sıradaydım. İlk amacım tabii onu geçmek. Ondan sonra takım arkadaşım da yanlış hatırlamıyorsam 1.34.7 yapmıştı galiba. Adam Kara, o da 4. başlamış olabilir, hatırlamıyorum. İkinci hedefim onu geçmek olacak. Yani o yüzden en azından yapabileceğim zamanlar ne göreceğiz. Tabii yapılan zamanlarla modun aslında gerçekçiliği de bir nevi örtüşüyor. 8. virajda olsun minimum süratim yaklaşık 220-225'ti, onu hatırlıyorum. Son süratler 280-285'ti, onları hatırlıyorum. Yani hatırladığım birkaç tane data var. Onu Sim'le kıyaslayacağız. Neyse, çok uzatmayalım arkadaşlar. Gelin şu canavarı Sim'de kullanalım. Nedim, bence Hans biraz abartı oldu. Hans'ı kullanmayalım ya. Boşver abi. Bence daha uzatmayalım. Gelin bu aracı burada kullanalım ve gerçek nostalji yaşayalım. Evet, pozisyonumu aldım. Pit garajım içerisindeyim. Motorum çalıştırıldı. Şu anda evet, kendi aracımla, kendimle bir nevi İstanbul Park'a çıkacağım ve deneyeceğiz. Bir deneyim yaşayacağız. Nostalji yaşayacağız. Evet, normalde elde de aslında debriyaj olması lazım ama otomatik debriyaj. Yani o kadar detaya girmeyelim lütfen. Biri alıyorum. Pitten çıkıyorum. Oo, cillop gibi yeni lastikler. Maşallah maşallah. Güzel güzel. Evet. Ha, ses de fena değilmiş bu arada. Sesi benziyor. VIP'de oturan insanlar el sallıyorum hepsine. Evet. İlginç bir safety car. Peki. Pit limiteri kaldırıyorum. Oo, ses çok güzel. Böyle en yüksek devir değil ama en yüksek devire gelene kadar olan bölüm sesi çok benziyor. Ondan sonrası biraz yankı yapmaya başlıyor sanki. Ama düşük devirdeki şey çok güzel. Ses çok güzel. Bu vites atarken krank krank sesi var mesela. O da gerçekten zamanda deneyimlediğimiz, zamanda hissettiğimiz bir ses.
Tabii normalde şimdi soracaksınız, sim kullanırken hiç kask takıyor musun? Hayır, kask takmıyorum. Bir tek ancak yeri geldiğinde eldiven takıyorum. Arabadaki downforce seviyesi de iyi. Direksiyon ağırlaşıyor downforce arttıkça. Frenler de iyi. Kötü bir modele benzemiyor. Biraz hızlanalım şimdi. Evet. 11. viraj tam gaz. Dönebiliyoruz çok rahat. Süretime bakıyorum. 270 artıyor. 280'e geliyor. Evet, bu sürat de nispeten... Sürat de nispeten gerçekçi. 100 metre tabela. 90'da falan biz basıyorduk frene yanlış hatırlamıyorsam. Ama model kötü gözükmüyor. Yine şimdi hızlı tur atmaya çalışacağım. Umarım hata yapmam bu arada. Hadi bakalım. 100 metre tabelasından sonra frene basmam lazım. Apex'i kaçırma. Oo, biraz fazla yavaşladım. Araba iyi durdu. Evet, tırmanıyorum şu anda. 4'e geleceğim. 6'ya atıyorum. Apex'e, sağdaki Apex biter bitmez frene basacağım. Evet, 4. Vallahi çok gerçekçi. Şimdi 8'e geliyorum. Acaba 8'e ne olacak? Ayağımı gazdan çekeceğim. Çekiyorum. Hayır. Ah, zor zor döndüm. Yine minimum süratim 218 yanlış hatırlamıyorum. Öyle gördüm ama o da gerçekçi bu arada. 100 metre tabelası fren. Ay 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 ay, dışarı açılıyorsun. Merak ediyorum tur zamanım ne çıkacak ilk. Ama şöyle bir şey izah edeyim. Gerçekte nerede frene basıyorsam, nerede gaza basıyorsam çizgi hep çok benzer. Yani hatırladığım kadarıyla en azından. 100 metre tepesi. Geçiyorum fren. İyice modül etmek lazım freni. Burada 1 miydi 2 miydi hatırlamıyorum. Bir tek unuttuğum bir şey vardı, o birinci test, ikinci test. Evet, ilk turum 1.38. Bayağı yavaşım ama hızlanabilirim. Tabii kaskı kullanmak çok kolay bir şey değil. Ama en azından... Oturuş pozisyonu da bu arada nispeten böyle. Tek gördüğün şey aslında chain üstü, jantların üstü. Ben de şu an jantın biraz fazlasını görüyorum ama sorun değil. Lastikler, arka lastikler sanki biraz fazla tutuyor. Evet, bu daha iyi bir dönüştü. Bu daha iyi bir dönüştü. Daha gerçekçiydi. Tam bir sıralama turu mantığı. Evet, fazladan vites attım. Yine 90 gibi frene basacağım. Ama bu sefer ikinci vites tutacağım. İkinci vites galiba daha doğru bir vites. Bu son 12, 13, 14 kompleksi için. Bu Apex'i kaçırma Jason. Bu da Apex'i kaçırma. Evet, hala sıralama turumu geçemedim. Evet, ama gerçekten arabaya alıştıkça downforce'ı biraz anlamaya başlıyorum. Fazladan biri attım. Biraz da lastik modelini anlamaya başladım. Evet,
bu kötü bir hata yaptım burada ama neyse yapacak bir şey yok. Yine 8'i güzel dönmeye çalışalım. Erken 6. Evet bu güzel bir çıkıştı. Burada arkadaşlar tabii gerçek hayatta 4.5 G falan yiyorum. Uaa klasik ön lastik kilitledi. Evet 36.0 gelecek mi? Ha güzel güzel. Ya bu benzin miktarıyla 36.0 gelir de daha iyisi gelir mi bilmiyorum ki. Bayağı zorluyorum kendimi bu arada. Evet 35.8. Sıralama turunu iki zamanı geçtim. Ama yani takım arkadaşımı geçer miyim şu durumda bilmiyorum. Bir saniye hızlanmam lazım galiba. Yapabilir miyim pek emin değilim. Biraz daha aracı. Vallahi zorlamaya başlarsam kendimi zor olacak. Emin değilim çok da hızlanıp hızlanamayacağımı. Evet yani belli ki bayağı bir zaman kazanabiliyorum bazı yerlerde. İşin komik tarafı ne biliyor musunuz? Lastikler ısındıkça daha iyi oturtuyor. Yani sanki hata yaptım. Neyse ama yani sanki şu anda 4. turdayım ve lastikler daha iyi yol tutuyor. Tabi araba da filiyor. Öyle bir gerçek de var. Ama sanki böyle lastiğin şu anda performansı daha iyi. Evet 1.35.3. Gitgide hızlanıyorum. Ama bundan sonraki tur daha hızlanır mıyım açıkçası bilmiyorum. Yani bir 35.0'ım var ama 34.7 falan yapabilir miyim bilmiyorum. Hatalar gelmeye başladı. Zorluyorum kendimi. Sınırdayım. 8'i daha iyi dönemeyeceğimi düşünmüyorum açıkçası. Küçük bir hata yaptım onun çıkışında. Sorun değil. Yine zaman kazandım ama bakalım. En azından 35-34'lere düşeyim en azından. Hayır, 35'e düşemeyeceğim, 34'e düşemeyeceğim. 35-0. Ah. Bence yeter bu kadar. Neyse, yavaşlıyorum, güzeldi ama şimdi şöyle bir gerçek var. Önümde işte eski sponsorun Petrofis'in logosunu görmek, aynı direksiyonu görmek, bununla beraber İstanbul Park'ta olmak yani açıkçası 2006, 7 ve 8'in başında gördüğüm görüntüyü görmek şu anda beni o kadar mutlu ediyor ki çok duygusal bir an, çok dürüst olmam gerekirse. O süratleri yaşamak, simülasyonda olsa bile görmek, eşleştirebilmek, bununla beraber nasıl G'ler hissettiğimi hatırlıyor olmak hakikaten müthiş bir şey ve zaten arabaya da şimdi dışarıdan baktığınız zaman modeli yapan arkadaş çok güzel yapmış. Yani sponsorların yerleşimi olsun, bununla beraber
Kaskımı çok güzel modellemiş. Daha ne isteyeyim yani? Oh, iki direksiyon bırakmayayım. Kaskımı modellemiş. Daha ne isteyeyim yani? Hani bu çok müthiş bir gurur aslında oyun içerisinde kendi hani avatarın gibi bir şeyin olması veya karakterin olması. O yüzden öncelikle modu yapan arkadaşı teşekkür ediyorum. Bir, çok güzel bir iş yaptı. İki, bana bu güzelliği yaşattığı için, bu güzel anı yaşattığı için. Aha, güzel anlar. En azından gidebildiğim kadar hızlı gitmeye çalışayım kendimce. Tabii ki kaskı çıkarırsam hop. Evet, bu olmaması lazım. Neyse, kaskı çıkarırsam muhtemelen ve şu üstümdeki tulumu çıkarırsam daha hızlı gidebileceğimi düşünüyorum, biraz ayar yaparak, en azından aracın setup'ını değiştirerek. Ama en azından bunu yapmak böyle de çok güzeldi. Umarım benim kadar keyif almışsınızdır arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey pit'e girmek. Ah, ve en azından kaskı çıkarıp size başka şeyler izah edip bu içeriği bitirmek. O yüzden gelin şimdi pit'e girelim. Son bir kere dönüyorum şu virajı. Hızlanayım burada. Yavaşla Jason. Pit limiter. Evet. Ve buraya. Bundan sonrası mekaniklerin artık. Onlar soksun beni. Peki, ben kaskı çıkarıyorum. Hadi görüşürüz. Evet, bilmiyorum sizin için nasıldı ama benim için gerçekten çok keyifliydi. Bu anı yaşamak, bu şekilde tatmak, simülasyonda olsa bile hakikaten en azından bugün için unutulmaz bir deneyimdi. O yüzden tekrar bu modu yapan Shumi denilen karakteri arkadaşlar gerçekten teşekkür ediyorum. İyi ki yapmış, iyi ki bize, bana bu zevki, bu nostalji yarattı. Genel olarak hani aracın dinamikleri gerçekten iyi, yapılan zamanlar zaten benzer gördüğünüz gibi. Hani bir simci değil de böyle bir gerçek pilot gibi sürmeye çalıştım. Hani apex kesme, aracı döndürme vesaire vesaire. Tek diyebileceğim şey, motorun yüksek süratteki sesi biraz fazla yankılıydı. Öyle değildi genel, yani gerçek hayatta. Bununla beraber arka lastikler biraz fazla tutuyordu. Normalde ikinci test olduğun zaman arkası bayağı kayar, özellikle gaza bastığın zaman. Bunda olduğunu bir hissetmedim. Sanki gereğinden fazla tutuyordu. Ne olursa olsun yaptığımız tur zamanları benzer. Özellikle 8. virajdaki benim hatırladığım minimum süratler, yani genel ortalama sürat çok benzerdi. Hatırlıyorum, sıralama turu spekinde gittiğim zaman işte hafif araç ve yeni lastikle işte minimum süratler 220-225'lerde filandı ki onu da yaptık, hatırlıyorum. Ki aynı şekilde son süratler 280-285'ti. Eğer önünde birisi yoksa, slip stream yapmıyorsanız. O da güzeldi. O yüzden arkadaşlar ben mutluyum. Umarım siz de dediğim gibi benim yaşadığım keyfi yaşamışsınızdır. O yüzden benim en azından mod kendisinde ve yaşadığım tecrübe hakkında söylemek isterim bunlar. Evet arkadaşlar, içeriğin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like'a basın. Yorumunuz varsa aşağı yazın. En kısa zamanda size dönüş yapacağız. Abone olun. Eğer ki değilseniz lütfen olun. Ve yakın zamanda katıl aktifleşti. Ona da bir göz atın derim. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar, simle kalın, takipte kalın, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Bye bye.